Kutsal Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bloke teminatlı kredi kartı nasıl alınır, hangi bankalar bu kartları veriyor, bunları inceleyeceğiz beraber. Özellikle son dönemlerde çok fazla araştırılan bir durum arkadaşlar. Çok fazla insanın başvuru gerçekleştirdiği bir durum. Bloke teminatlı kredi kartı daha önceden arkadaşlar ödenmemiş kredi kartı borçları sebebiyle yasal takip süresi geçirmiş kişilerin çıkartabileceği bir kart. Tüm borçlarınızı ödemenize rağmen kredi kartı başvurunuz onaylanmıyorsa teminatlı kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. Benim burada teminatlı kredi kartında bu tarz durumda olan kişilerin en çok avantajlı olduğu nokta ise arkadaşlar teminatlı olarak alacağınız kredi kartı kredi notunuzu da yükseltebiliyor. O yüzden bu teminatlı kredi kartını düzgün ve stabil bir şekilde kullanırsanız arkadaşlar kredi notunuzu yükseltebilir. Bir zaman sonra arkadaşlar hem kredilerinize hem kredi kartlarınıza daha böyle ulaşılır bir şekilde kavuşabilirsiniz. İstediğiniz limitlere kavuşabilirsiniz. Bloke teminatlı kredi kartı nasıl alınıyor? Bloke teminatlı kredi kartını arkadaşlar sıradan kredi kartlarıyla benzer bir başvuru sürecine sahip değil. O yüzden internet üzerinden ya da telefondan başvuru yapmıyorsunuz. Bloke teminatlı kredi kartı için bankaya giderek yüz yüze görüşme yapmanız önemli. Onun haricinde telefondan arayarak da müşteri hizmetlerinden başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu görüşmeler tabii ki olumlu sonuçlandığı takdirde bloke verilecek tutar belirleniyor ve kredi kartının limitiniz de buna göre şekilleniyor arkadaşlar. Dediğim gibi bankaya gidip yüz yüze konuşmanız önemli. Açıkçası kendi maaş bankanızda veya arkadaşlar herhangi bir işiniz yoksa sigortasızsanız daha önce çalıştığınız bankadan da arkadaşlar teminatlı kredi kartını alabiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi burada önemli olan nokta daha önce çalışmalarınızı gerçekleştirdiğiniz bankalar üzerinden bunu temin etmeye çalışın arkadaşlar. Baktığımızda zaten birçok banka veriyor bunu. Yapı Kredi, Denizbank, Fiba Banka, ING Bank, İş Bankası, Ziraat Bankası gibi birçok banka bloke teminatlı kredi kartını veriyor arkadaşlar. Peki bu kartı aldık. Aldıktan sonra nasıl kredi kullanabiliriz? Ne kadar süre sonra kredi kullanabiliriz? Bunu da arkadaşlar hemen açıklayayım sizler için. Kredi alabilmek için gereken en temel koşulları daha önceki videolarda anlattım sizlere. Gelirinizin olması lazım. Kredi notunuzun yüksek olması lazım. Kredi ve kredi kartı borçlarının ödemelerinin gecikmesinden ya da işte bu borçlar nedeniyle yasal takibe girilmesinden dolayı kredi notu düşüyor biliyorsunuz ki. Kredi notu düşük olunca da arkadaşlar ne oluyor? Kredi kullanamıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar kredi notunuzun yüksek olması lazım. Bu blokeli kartı ile kredi notunuzu yükselttiğinizde arkadaşlar ne oluyor? Tabii ki hemen geri dönüşler alıyorsunuz arkadaşlar. Bloke teminatlı kredi kartını düzenli olarak kullanmaya başlayacaksınız. Sonra kredi notu da buna paralel olarak artmaya başlayacak arkadaşlar. Daha önceki videolarımda anlattığım gibi normal kredi kartlarıyla nasıl biz kredi notumuzu yükseltiyorsak siz de blokeli kredi kartlarında aynı şekilde kredi notunuzu yükselteceksiniz sevgili arkadaşlar. Düzenli kullanacaksınız. Ödemelerinizi düzenli yapacaksınız. Gününü geçirmeyeceksiniz. Nakit yerine harcamaları kredi kartından gerçekleştireceksiniz. Cebinizdeki nakit ile de arkadaşlar kredi kartını ödeyeceksiniz. Bu kadar basit açıkçası. Gününü geçirmemeye dikkat edin. Bir de şu çok önemli, bakın her videoda söylüyorum arkadaşlar. Kredi kartını sonuna kadar harcamayın. Sıfırlamayın kredi kartını. Belli bir arkadaşlar içerisinde ay sonunda baktığınızda ödemeniz geleceği tarihlerde mesela işte 1000 liralık bir limit var, örnek veriyorum. 100 TL 200 TL gibi bir miktar bırakın içerisinde. Yani orada sıfıra sıfır olmasın kredi kartı. İsterseniz 50 bin lira limiti olsun. Gene sıfırlamayın o kartı. Sıfırladığınız anda sıkıntı oluşabilir arkadaşlar. O yüzden her zaman içerisinde belli miktar para göstermeniz ve bankanın bunu sistemine kaydetmesi oldukça önemli açıkçası. Bunu herkes kaçırıyor. Herkes ay sonu geldiğinde sıfıra sıfır harcıyor kredi kartını. Daha sonrasında bu sıkıntı yaratabilir sizlere. Diğer bir nokta, hangi bankalar veriyor arkadaşlar? Demin açıkladım fakat biraz daha detaylı değineyim. Bloke teminatlı kredi kartları bankalar için aslında oldukça riskli kartlar olarak görülür arkadaşlar. Çünkü en problemli müşteriler bloke teminatlı kredi kartlarına başvuruyor. Bu nedenle bloke teminatlı kredi kartı veren bankalar bu kredi kartlarının reklamını yapmıyorlar arkadaşlar. Ayrıca bu kartlar her dönem değil, yılın belirli zamanlarında çıkartılabiliyor. Bunun için dediğim gibi birçok banka farklı politika uyguluyor. O yüzden bankayla birebir görüşmeniz lazım. Net bir durum değil açıkçası. En çok bloke teminatlı kredi kartı veren banka Kuvvet Türk arkadaşlar. Kuvvet Türk'ün yanı sıra TEP ve Ziraat Bankası da bloke teminatlı kredi kartı veren bankalar arasında yer alıyor. Bunların haricinde Finansbank, işte Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Bankası, İş Bankası da veriyor. Fakat baktığımızda araştırmalarımız sonucunda en çok veren banka Kuvvet Türk olarak karşımıza çıkıyor. Teminatlı kredi kartının avantajları var mı? Var tabii. Teminatlı kredi kartları kredi kartı borç sebebiyle
işte yasal takip süreci geçirmiş kişilere oldukça önemli olarak geliyor. Çünkü bu kredi kartı sayesinde kişiler kredi puanlarını tekrar eski haline döndürme şansını yakalıyor arkadaşlar. Şimdi bir şahıs gidiyor mesela, hiçbir şekilde kredi notu düzgün değil, İşte kırmızı kalem yemiş, daha önce kredi kartı çıkarmış, bu kartı işte ödeyememiş, geç ödemiş, bir şeyler yaşamış, bankayla sıkıntılar yaşamış. Bu da arkadaşlar ne oluyor? Teminatlı kredi kartını aldığında bu durumları düzeltmesine olanak sağlıyor. Sen bu teminatlı kredi kartını artık düzgün bir şekilde kullarsan tabii ki birçok avantajı sana gelir. Çünkü sadece bir tane teminatlı kredi kartıyla sen bir yıl içerisinde kredi notunu da çok güzel yerlere taşırsın. Kredi kartıyla da arkadaşlar işlemlerini gerçekleştirirsin. İstediğin işte aylık ödemelere de kavuşursun. Anlayacağınız, yani burada teminatlı kredi kartı kötü gibi gözükse de avantajı oldukça bol. Bir tane kartla birlikte siz bütün arkadaşlar o yasal süreçteki kötü, olumsuz durumlara olumluya çevireceksiniz. Bu kredi kartını düzgün bir şekilde kullanırsanız. Bunun taktikleri de zaten YouTube kanalımda var. Daha önce açıkladım sizlere bunları. O yüzden dikkatli ve tedbirli bir şekilde kullanırsanız arkadaşlar oldukça size fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Dezavantajları da var tabii ki. Nedir dezavantajı? En büyük dezavantajı arkadaşlar ilk etapta blok ettirmeniz gereken bir meblağ olması. Teminatlı kredi kartlarıyla taksitli alışverişler yapabiliyorsunuz ve kampanyalardan da yararlanabiliyorsunuz. Ancak askeri ödeme tutarı bu kartlarda yer almaz arkadaşlar. Yani son durum bu. Askeri ödemeler yer almıyor. Ne oluyor? Normal ne harcadıysan onu ödüyorsun. Fakat gene taksit maksit yaptırabiliyorsun tabii ki. Genelde arkadaşlar dediğim gibi yani sicili nedeniyle kredi kartı almayan müşterilerin başvurabileceği bir yöntemdir bu. O yüzden her banka çok fazla yanaşmasa da bazı bankalar dediğim gibi arkadaşlar oldukça olanak sağlıyor bunlara. Banka hesabına yatırılan belli bir teminat miktarı karşılığında gerçek kişilere kredi kartı veriyor. Yatırılan paraya banka tarafından bloke konuyor arkadaşlar. Bankaya teminat olarak sunulan miktarın yarısı da ya da tamamına kadar olan tutar karşılığında çıkartılıyor. Bankaların kredi kartı politikaları başta olmak üzere farklı işlemlerine dair tabii ki arkadaşlar bankalar üzerinden ulaşılıyor bunlara. Net bir durum söz konusu değil açıkçası. Oldukça geniş kapsamlıdır arkadaşlar bazı başvuru şartlarına baktığımızda. Sigortası olmayan kişiler, işsizler ya da işte ev hanımlarına başta olmak üzere pek çok kişi teminatlı kredi kartı için başvuruda bulunabiliyor. Bu aşamada kredi kartı limiti yatırılan teminat miktarına bağlı olarak değişiyor. Banka tarafından blok ile hesaba yatırılan tutar kadar ya da yakın bir miktara kredi kartı limiti belirleniyor arkadaşlar. Teminatlı kredi kartı almak için püf nokta var arkadaşlar. Bu püf noktadan bir tanesi düşük limite sahip bir kart başvurusunda bulunmak önemli. Kara listede yer alanlar için teminatlı ya da teminatsız kredi kartı alma ihtimali oldukça düşük gene de. Bankalar genellikle teminatlı kredi kartı alımı için borçların ödenmesi veya yapılandırılmasını şart koşuyor. Yine de mevcut bankalarla iletişim kurup tabii ki daha farklı arkadaşlar politikaları varsa bunları da öğrenmek önemli açıkçası. Böyle teminatlı kart bu şekilde arkadaşlar. Birçok arkadaşımız merak etmiş. Elimden geldiğince tüm noktaları açıklamaya çalıştım sizlere. Burada en önemli hal bu kartı çıkartabiliyorsanız. Yani elinizde hiçbir imkan yok. Kredi kartı çıkartamıyorsunuz. Kredi notunuz düşük. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bu kartı çıkartıp artık kredi notunuzu yükselteceksiniz. Yani tamam belki ihtiyacınız var bu kartı almak için. İhtiyaçlarınız doğrultusunda da kullanın bu kartı. Onda da sıkıntı yok. Ama asıl nihai hedefiniz bu kartla kredi notunuzu yükseltmek olsun. Bunu yükseltebilirseniz arkadaşlar bir yıl içerisinde düzenli kullanarak daha sonra blokeli teminatlı karta hiçbir ihtiyacınız kalmadan hem kredi çekebilirsiniz hem de kredi kartı, normal bir kredi kartı kullanabilirsiniz yüksek limitli. Bunu da eğer başvurudan önce bir notunuzu kontrol edip portföyünüzü biliyorsanız başvurun. Eğer portföyünüz normal kredi kartına müsaade ediyorsa, yani gidip de işte ya benim limitim düşük, benim ödemelerim düzgün ama limitim düşük, daha önce işte herhangi bir durum söz konusu olmadı. O zaman sen bir bankanla görüş, normal bir kredi kartına başvur. Eğer daha önce kırmızı yemeğe yakın bir durumdaysan veya yediysen, ödemelerin çok düzensizse, bir bankayla mahkemelik olduysan vesaire gibi durumlar varsa teminatlı kredi kartına başvur. Dediğim gibi yani portföyünde herhangi bir sıkıntı yoksa, sadece kredi notun düşükse sen normal bir kredi kartına başvur. Sadece düşük limitli olsun bu kredi kartı, yüksek limitli olmasın. Yani boşu boşuna da gidip teminatlı kredi kartı çıkartmayın. Normal kredi kartı çıkartabiliyorsanız. Çünkü kredi çekemeseniz bile 1000 TL'lik normal bir kredi kartı çıkarttığınızda bu kredi kartıyla kredi notunuzu daha hızlı bir şekilde yükseltirsiniz.
Yani düşük limitli bir kredi kartı alın. Kredi notunuz düşükse bununla yavaş yavaş arkadaşlar kredi notunuzu yükseltirseniz. Ama son çare hiçbir yerden bir şey çıkmıyor. Hani 500 TL bile kredi kartı vermiyorlar diyorsan o zaman gidip çalıştığın bir bankayla teminatlı kredi kartı üzerinde anlaşma sağlayabilirsin. Bu şekilde kullandığın teminatlı kredi kartıyla da kredi notunuzu biraz daha uzun vadede yükseltebilirsiniz. Diğer vadelerden daha biraz uzun sürer teminatlı kredi kartıyla bu durum. O yüzden arkadaşlar bu noktaları dikkat etmek oldukça önemli. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.